Biz size sorabiliriz. Kahvaltınız hazır Osman Bey. Sağ ol. Biraz sonra fabrikaya telefon et. Yıldız müracaat etmiş mi öğren? Peki efendim. Öğleden sonra konferansınız vardı. Ha ya. İyi ki hatırlattın. Konuşma hazır mı? Hazır. Buyurun efendim. Ha. Pasta, portakal suyu. Bana da pasta ve portakal suyu. Peki muhterem üyeler, sizlere Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi... Telefon! ...hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen... Şimdi de nutuk çekiyor. Öğleden sonra konferans verecek. Ona hazır. Gelecek misin? Buyurun Kamil Bey, emriniz. Ben sizi personel müdürüne bağlayayım, ona tarif edin. İşe alındı gözüyle bakabilirsiniz. Osman Bey'e hürmet ederim. Buyurun efendim. Fazla ses çıkarmayın ama. Evet efendim, burada. Tarif ettiğiniz bayan burada. Tamam efendim, işe alacaklar. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Üye kartınız efendim? Yok ama izlemek buyurun istiyorum efendim. Mümkün değil. Üyelerin ve davetlerin dışında kimse giremez. Talimat böyle. Emir yani. Hiçbir çaresi yok mu acaba, rica etsem? Mümkün değil efendim. Merhaba, hanımefendi benimle beraber. Buyurun Murat Bey. Sizi gökte ararken yerde buldum. Teşekkür ederim. Siz olmasaydınız içeri giremeyecektim. O günden beri hiç aklımdan çıkmadınız. Konferansı çok merak ediyorum. Gök artınız beyefendi. Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen alınması gereken tedbirleri sıralamak istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu dönemde ekonomide görevli olan bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülke yararını düşünerek alınan kararlarda gerekirse yapıcı önerilerde bulunalım. Ama herhalde yıkıcı olmayalım. Alınması hala adınızı söylemeyecek misiniz? Lütfen. Enerji tasarrufuna çok teşekkür ederim. Biz şimdi müsaadenizle Osman Bey'i izleyebilir miyim? Tabii ne demek? Buyurun. 175 milyon liralık tasarruf yaptık. Bu yıl 240 milyona çıkacağımızı sanıyorum. Her vatandaş tasarruf yapmalıdır. Petrol bulmak zorundayız. 2. Nüfus planlaması iyi yapılmalı ve tarım üretimi 2 katına çıkarılmalıdır. Bir gün tahıl petrolün yerini alacaktır. Bu çok iyi bilinmelidir. Çünkü unutmamalı ki anarşi buradan başlamaktadır. Doktor ve okul bulamayan insanlar ister istemez anarşinin kucağına itilmektedir. Bugün özel sektör size yıldız diyebilir miyim? Ve dışında birçok işleri başaracak güç ve tecrübeye erişmiştir. Devlet özellikle altyapı tesislerini, özel sektörün gücünün yetmeyeceği işleri yapmalı, özel sektörde kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Azalmış olan yatırım hevesi ve ortamı güçlendirilmeli,
yabancı sermaye akımının hızlandırılması sağlanmalıdır. İstikrarlı bir ekonomi politikası izlendiği takdirde kalkınmamak için hiçbir sebep yoktur. Teşekkür ederim. Yıldız, bir daha ne zaman görüşeceğiz? Bilemem. Sizi yemeğe davet etsem. Yarın olur mu? Mümkün değil. Öbür gün? İşlerim var. Daha öbür gün. Çok meşgulüm. 4 gün sonra. Evet. 5 gün sonra. 6 gün sonra. 7, 8. Hadi peki diyeyim. Peki. İyi akşamlar. Nereye? Sizi ben bırakayım. Ben şuradan otobüse binerim. Bu saatte tıklım tıklım olur. Yıldız, gel lütfen. Peki. Teşekkür ederim. Cumartesi 11'de. Hı hı. Yeni işiniz hayırlı olsun. Sağ olun. Kim o? Bedriye teyze. Ah, buyurun teyzeciğim. Bak Yıldız kızım. Geçin teyzeciğim. Kızım, burası namuslu bir mahalledir. Daha ilk günden bu kadarı fazla. Ne fazla? Böyle eve özel arabalarla gelmekle bu mahallede tutunamazsın. Ama teyze... Aması maması yok. Görünen köy kılavuz istemez. Ayağını denk al. Madem yapıyorsun, sokağın başında in arabadan. Ah. 3 adım yürümekle ne kaybedersin? Yani köşede insen mahallenin namusu bozulmaz mı? O kadarını bilmem. Çay içer misin teyzeciğim? Merhaba. Ne oldu Cemal? Anlatsana. Ya oğlum anlatsana. Çatlatmadı mı be? Bana merhaba dedi. Deme ya. Merhaba dediyse tamamdır. Ulan ne şanslı adamsın be. Bana bak. Kızın yanında şöyle dik gibi durdun mu dik gibi? Şehmuz nerede ya? Dükkan arıyor. Kaset tezgahını sana devredecekmiş. Esra mı? Adam dükkan açıyor oğlum. Ne yapacak tezgah? Şu Semer'den bir kurtulsam. Allah cümlemizi kurtarsın. Amin. Buldum, buldum! Dükkanı buldum! Tamam, oldu. Ne oldu oğlum? Düşlerimdeki kızla cumartesiye buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Cumartesiye buluşuyoruz. Ne oluyor? Buluşuyoruz. Abi. Tamam, tamam. Çok güzel oldu. Yarın sabah işe başlayacağım. Bir çay daha içer misiniz teyze? İçerim. Burnuma yanık kokusu geliyor. Ocakta ne vardı? Aa! Koş! Allah seni lafa tuttum, yemek yandı. Ay o mühim değil. Yumurta kırmıştım. Yenisini yaparım. Bir de makarna yanına. Bak kız, sen böyle para dayandıramazsın. Burada cumaları pazar kuruluyor. Bakkaldan çok daha ucuz. Oradan alışveriş yap. Hı hı. Kız sen ne yapıyorsun öyle? Makarna. Soğuk suyla makarna mı olurmuş? Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı? Hı hı.
Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Fabrikaya. Ben de oraya gidiyorum. Evet, fabrikalar! Hasan adam fabrikalar! Gel kardeşim, gir içerisi boş! İlerleyelim abiler! Gir abicim! Eyvah! Evet, çabuk olalım! Tamam kardeşim, tamam! Arka tamam! Devam et! Günaydın efendim. Günaydın. 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 Müdürler toplansın. Peki efendim. Evet beyler, ücretler sizin abici kaç tane? İki kişi. Al abicim üstünü. Evet, başka bir şey var. Teşekkür ederim. Al abicim. Anne, bu arabalar niye boş geçiyor? Sus, karışma. Çabuk olun abicim biraz. Hoşça kal.